Bakınız 6 tane tavuk bagetim var ve bunları üzerinde zaten derileriyle satıyorlar bu bagetleri. Üstündeki derilerine bıçakla şöyle yakına geldiğinizde göreceksiniz. Kısmen derin derin çizikler attım. Yani etlerinin arasında ve derilerinin arasında önden ve arkadan her iki taraflarını güzelce çizdim. Hani böyle etlere vesairelere tuz karabiber eklenmez sertleştirir falan öyle bir şey yok. Pişireceğiniz zaman önden lezzetlendirmek adına her iki tarafına da tuz ve her iki tarafına da birazcık karabiber ekleyebilirsiniz. Şöyle azıcık ve bu eklediğim zeytinyağı ile tavuk bagetlerin etrafına elimle sanki azıcık böyle masaj yapar gibi tuz, karabiber ve zeytinyağını iyice süreceğim. Bir fırın poşetiyle çalışacağım. Çok da büyük bir fırın poşetim yok. Küçük bir fırın poşeti bunların hepsini alacaktır işin içine. Bir tepeleme kaşık yoğurt, bir küçük kaşık domates salçası. İkisi beraber böyle bir derin kasenin içerisine giriyor. Sonra bir çırpma teliyle bu ikisini güzelce çırpıyorum. 3 tane dal taze kekiği böyle alıp bunun içerisine koyabilirsiniz. Bir parçacık daha zeytinyağı ekleyeceğim bu karışıma. Hafif böyle sürülebilir, yapışabilir bir kıvama gelsin istiyorum. Olay tamam. Tuz ve karabiberi buraya koymuştum. Şimdi bütün bu tavuk bagetleri alıp bu sosun içerisine döküyorum. Arkasından bunun lezzetini arttırsın diye birazcık bunun içerisine sarımsak ekleyeceğim. Aldım 5-6 tane, 7-8 tane, kaç tane isterseniz sarımsak. Tezgahın üstünde. Üstüne vurdum. Hiç ekstra ince kıymaya vesaire yapmaya gerek yok. Sadece şöyle vurdum. Direkt olarak içerisine atıyorum. Olayımız bu. Sonra da bunu güzelce bu yaptığım marinasyon sosunun tavuk butlarının her yerine iyice bulaşmasını sağlayacak şekilde güzelce mıncıklıyorum. Direkt olarak fırın poşetinin içerisine şöyle zor hareketler zor böyle alıp bunları tek tek transfer ediyorum. Kabak çabuk pişecektir. O yüzden bunu böyle bak iri iri doğruyorum. Şu şekilde. Biraz gövdeli bir vaziyette kalsın istiyorum. Havuç birazcık daha sert olduğu için biraz daha fazla ısıya maruz kalmak ister. O sebepten dolayı havucu kabağa doğradığımda daha küçük doğruyorum. Yani şöyle. Bu bebek patatesler için de aynısı geçerli. Bunların da güzelce pişmesini istiyorsam eğer bunları da kabakla havuç arasında bir boyda kesmem lazım. O yüzden küçük olmalarına rağmen 4 eşit parçaya bölüyorum. Bu şekilde. Şimdi bu yaptıklarımı, kestiklerimi de direkt olarak bu fırın poşetinin içerisine alıyorum. Bunların içerisindeki en yumuşak şey enginar. Yani bunu çiğ de yiyebilirsiniz bu arada. Enginar sevmem diyenleri de gerçekten anlayamıyorum. Yani olacak iş değil ama yani bence enginar yani başımıza gelmiş en güzel şeylerden bir tanesi olabilir. 3 ya da 4 tane enginar. Bunları da enginarlarınızın büyüklüğüne ve boyutuna göre sadece 2 eşit parçaya bölmeniz lazım. Çünkü daha büyük kalması lazım. Yoksa arada fazla kremamsı kıvamda erir giderler bunlar. 45 dakika falan pişecekler çünkü. Bunları da ekledim içerisine. Arpacık soğan kaç tane isterseniz ama böyle bir 10, 12, 15 tane falan güzel olur. Birkaç tane de sarımsak. Onları da şöyle üstlerine vurup çünkü sarımsak aroma salsın. Bu sebzelerin, sebze arkadaşlarımızın hepsi zeytinyağını sever. Biraz koydum. İçerisine tuz ekledim. İçerisine karabiber ekledim. Ve size ilginç gelebilir ama içerisine bir parça da kimyon ekleyeceğim. Çok fazla değil. Şöyle birazcık lezzeti arttırsın diye. Bir kaşık kimyon. Tamamdır. Fırın poşetinin içerisinde iyice bir harmanlıyorum. Şöyle bir tutam kuru nane müthiş lezzeti arttırır. Minik biberlerden var. Bir tanesini şöyle kırıp içindeki var olan kendi
çekirdekleriyle beraber de bunun içerisine atıyorum. Şimdi bunların ağzını kapatacağız. Şimdi bu iki arkadaş da fırına gidiyor. Fırın poşeti çok yüksek ısılara maruz bırakmayın. 180 derece civarında bir ısıyla gayet düzgün bir şekilde bunun içindeki her şey pişecek. Eğer ki garanti olsun işiniz ağrısız olsun başınız istiyorsanız birkaç tane küçük delik atın. Çok değil ama bir ya da iki tane. İçeride ısıyla beraber şişen hava böyle birazcık dışarıya doğru çıksın. Daha düzgün bir pişirme olsun. 180 derece fırınımız. Alıyorum bunu. Atıyorum fırının içerisine. Ve yaklaşık 45-50 dakika kadar pişiriyorum. Hiç vakit kaybetmeden bunları şöyle bir tabağın içerisine çıkartıyorum. Tavuklar da hafiften oy ne güzel renk almışlar. Kendi marine sosuyla beraber şunu dışarı kaçırmayalım. Heh. Aynen böyle. Atıyorum. Bunların bir yaklaşık 15-20 dakikası daha var. İkisinin arasına belli bir süre koymak iyidir. Şöyle şunu bir açıp size göstereyim en azından nasıl bir ortaya çıkan görüntümüz nedir? Ortaya çıkan görüntü ağız sulandıran cinsten. İçerisine birazcık da zeytinyağı koymuştuk. Size şöyle bir şey öneririm. Bu arkadaş bu kıvamdayken üstüne küçük bir parça tereyağı atın ve kendi halinde bırakın. Böyle üstü kapalı. Kremamsı bir kıvamda o tereyağı birazcık eriyecek. Ondan sonra servis ederken dediğim gibi tatlı bir kremamsı kıvam verecek. Bu son tereyağı dokunuşu.